özellikle kadınları ekran başına cümlesiyle davet etmemiz gerekiyor. Çünkü her gün özene bezene yaptığınız, elinizin lezzetini, sevginizi kattığınız yemekler sevdiklerinizi zehirleyebilir. Hiç böyle düşündünüz mü bilmiyorum ama biz bunu çok tartıştık haber merkezinde bir arkadaşımızın önerisinden sonra. Pişirdikten sonra sofraya getirmek için tekrar ısıttığınızda uzmanlar bir uyarı noktası koyuyor oraya. Yemekleri pişirin ama bir daha ısıtmayın. Herkesin saati ayrı olduğuna göre gelmeye tabii ki çok ısıtılabilir. 5-6 kere kesinlikle ısınıyor. Isınmaz olur mu? Eğer gerekiyorsa tabii ki ısıtıyorum. Bazı yemekler vardır ki hani mesela dolmayı 3-4 kere ısıtıp yiyebilirim. Fazla yapıldı, yenmedi. Ertesi güne kaldı. Pek çok nedenle tencereler ocağa gidip geliyor. Yemekler defalarca ısıtılıyor. Ama uzmanlara göre birçok kez ısıtılan etin, sebzenin yapısı bozuluyor. Bu da besin zehirlenmesinden kansere kadar pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bizim beslenmemizde hem de çocuklarımızın beslenmesinde de oldukça yer alıyor. Özellikle ıspanağın içerisindeki nitrit maalesef tekrar ısıtılınca yani yüksek ısıya maruz kalınca nitrata dönüşebiliyor. Mantarda da aynı şey geçer. Özellikle besin zehirlenmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla mantarı da mümkünse pişirdikten sonra taze olarak tüketmeliyiz. Tavuk yemekleri ise hiç ısıtılmaması gereken yemeklerin başında geliyor. Çünkü hem protein kaybına uğruyor hem de üzerinde oluşan bakteriler ciddi zehirlenmelere neden oluyor. Özellikle et, tavuk, balık, köfte, yumurta olan besinlerin tekrar tekrar ısıtılıp maalesef negatif etki yaratabiliyor. Özellikle sindirim sistemimiz konusunda. İlk midemize vurur ve bağırsak sistemimiz bozulur. Zeytinyağlı yenir ama etli bilemiyorum. Soğuk soğuk yiyemez. Yiyemem. Isıtacak. Isıtacağım onu. Kaç kere ısıtırsınız peki bir yemeği? Ya 2 sefer ya 3 sefer. Çalışanlar ve özellikle günün en az bir öğününü yemekhanelerde, restoranlarda yiyenler uzmanlara göre beslenmiyor. Çünkü uzun süre yüksek ısıda bekletilen yemekler besin değerlerini kaybediyor. Sadece karın doyuruyor. Isıtmadan yiyemezsiniz ki. Soğuk soğuk yenmez diyorsunuz. Ben yemiyorum. Bu yerleri tercih ederken de gerçekten hijyenik olmasına ve mümkünse ilk servisleri almaya özen göstermeliyiz.